Canımın içi benim ya. Almina, neden sakızım? İyi misin? Ay senin tacını yerim ben. O ne güzel. Kaç aylık bu? Biz 1,5 yaşındayız. Prematür bebeğiz. Biraz belki çiğ su istedim. Amcaya geleceğim mi? 9 gram doğmuş başkanım. Hay maşallah. Hay maşallah. Bu kadar büyütebildik başkanım. Seni doya doya yemek istiyorum ben. Seni çıtır çıtır yemek istiyorum ben. Çıtır çıtır yemek istiyorum ben seni. Başlıyoruz biraz gülümsemeye, evet, evet. Konuşmaya. Maşallah, barakallah. Çok. Aramızda işte daha yeni, onun da işte muhtarımızın sayesinde sağ olsun. Evliliğinden üçüncü kızım. İki kızınız mı? İki kız, bu ikinci eşimden. İşte üçüncü kızımız oluyor. Kanı sıkıntı falan var mı? Yok yok, onun da yok, benimkinde yok. Yani böyle... Doğuştan tabii değil mi? Kromozom şeklinde dünyaya geldi. Doğuştan. Niye tatlısı maşallah. Biz aile dedik mi bayılırız? Aile demiş. Bozlarımız yani. Evet başkanım çok büyük. Yani şimdi Almina 1,5 yaşımda ama... Kızım sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi şehir hastanesinde staj görüyor şu an. Evet bu çocuk böyle olunca başkanım terk ettiriz. Genel sonuç bu zaten. Evet. Yenilikler genelde. Bizim yaptığımız araştırmalarda değil mi? Genelde öyle başkanım. Annelerde de var başkanım. Daha dediler başkanım. Daha hamilelik süreci içerisinde doğurmamı istemedi. Ben kıyamam dedim. Doğuracağım dedim. Başkanım çok zorlanıyorum bu aralar. Özellikle bu aralar daha çok zorlanıyorum. Siz çalışmıyorsunuz normal. O zaman böyle bir yük girdim bu eve girdim. Şimdi bu evin de kredisini ödüyorum 2-6 yıl, 15 yıl boyunca. O bir süreç. Ama sağlık bu olsun, ben uğraşmaya hazırım. Evet. Ama o da geriye gittiği zaman ben bir ay boyunca çok psikolojim bozuldu. O da bizim zaten özel vitaminli mamalar yiyor başkanım. Şimdi bu tarz mamayla bir çıkarmıyor. Bunlar yapalım, ne yapıyorsunuz? Mama ve aradaki farklarla alakalı, hani bundan sonrasında mamaların konusunda... Sosyal hizmetlere de konu yaptık. ...şeylerini yapıyorlar. Yönlendirme yapıyoruz biz proje dahilinde. Hı-hı. Engelli doğan bebeğimiz var. Yani sayılarda sanki biraz fazlalık var gibi. Sonra bilimsel araştırmasını yapacaklar. Ve annelerimiz yalnız. Güzel ya. Evet, çok iyi. Resim çok seviyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir şekilde altyapıda, üst yapıda çalışmalarımıza, faaliyetlerimize devam ederken bir taraftan da toplumumuzun daha sağlam temeller üzerine inşası için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tabii aile gerek birey gerekse toplum için en temel unsurdur. Yaşanabilecek pek çok sıkıntıya rağmen ailenin toplum içerisindeki işlevlerini yerine getirmesi açısından temelde değişmeyen tek şey ailenin merkezinde çocuğun varlığıdır. Dolayısıyla da bireyin doğal çevresi olan ailesi onun yetişmesinde en büyük güce sahiptir. Tabii COVID-19 sürecinde özel gereksinimli doğan ve halihazırda özel gereksinimli olan çocukların pandemi tedbirleri kapsamında eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin erişimleriyle ilgili birçok beklenmeyen sıkıntı yaşanmakta. Engelli sağlık heyeti raporu alamamış, ailenin çocuğu için tanınmış sosyal destek mekanizmalarına dahil olamamakta, işte psikososyal desteklerden de istifade edememektedir. Sağlık heyeti raporu almış çocuklarda ise okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve hastanelerin çalışma şekillerindeki değişikliklerden dolayı almak zorunlu oldukları hizmetlerinde istenmeyen aksamalar meydana gelmiştir. 2019-2020 yılı itibariyle doğan özel gereksinimli çocuklar, gelişim geriliğiyle doğan, tanı almış veya henüz tanı alamamış 0-3 yaş aralığında çocuklarda ve ailelerde hizmetler erişim dezavantajlı olma durumu daha da artmıştır. Tabii COVID-19 pandemi süreci beraberinde özel gereksinimli bebek ve çocuklarda yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Biz de
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı olarak Engelliler Şube Müdürlüğümüz marifetiyle bir ev bir dünya projesi hazırladık. Projeyle COVID-19 salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan çocukların 0-3 yaş arasındaki ailelerinin yaşadıkları zorluklarla baş edilmesi noktasında destekler vermekteyiz. Proje faaliyetleri kapsamında aile danışmanlığı, haklar ve ilgili hizmetler hakkında danışmanlık yönlendirme, sosyal destek hizmetleri, tıbbi malzeme desteği, karton altı, özel eğitim materyalleri, sağlık hizmetlerine erişim, fizyoterapist, ergoterapi ve yine psiko destek ve rutin ev ziyaretleriyle de bu süreci desteklemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında ailemizin Engelliler Şube Müdürlüğümüz marifetiyle takibatını yapıyoruz da bu sayıyı giderek de arttıracağız. Her çocuğun ayrı bir özelliği var, ayrı bir durumu var, özel bireysel gereksinimler var. Bu noktada proje ortaklarımız noktasında Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu'ndan, Bursa Down Kardeşliği Derneği ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Tabii proje kapsamında ilçe belediyelerimiz, il sağlık müdürlüğümüzü, aile sosyal hizmetler il müdürlüğümüzle görüşmüş ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Ben sürece destek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Amaç bir kişiye daha, bir aileye daha ışık yakabilmek, onların hayatına destek verebilmek en büyük amacımız, hayalimiz bu. Ben bu vesileyle ailelerimize kolaylıklar diliyorum. Ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah sana. Gel. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Seni sosis gibi yerim ben, biliyor musun? Seni ben yerim. Maviş elbise de giymiş.